Harvard Business Review Türkiye'nin değerli okurları ve izleyicileri, yayınlamış olduğumuz makaleleri özetlediğimiz ve bir kez daha hatırladığımız Perspektifler video serimizin bir diğerine hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız makalemizin başlığı Kesintisiz Bağlantı Çağı. Wharton Business School'dan Nikolay Sigalkov'un imzasıyla çıkan bir makale ve bu son derece enteresan bir noktayı adresliyor. Öyle ki hepimiz 7/24 müşteri hizmetleri ve kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri konusuna kafa yoruyoruz. Ama gerçekten bunu stratejik boyutta formüle eden, çerçeveleyen çok fazla çalışma yok. O yüzden bana son derece ilginç bir çalışma olarak geliyor bu makale. Öncelikle bağlantılı stratejiden neyi kastediyoruz? Bağlantılı strateji aslında müşterinin ihtiyacını oluştuğu anda ve hatta oluşmadan önce öngörerek, tahmin ederek karşılayabilecek özelleştirilmiş yapılar kurma kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde bununla ilgili çok güzel örnekler görüyoruz. Örneğin Disneyland'e gitmişseniz görmüşsünüzdür. Disney size bir Magic Band diye şuna benzer bir bileklik veriyor. O bileklik sayesinde Disney sizi bütün kampüs içerisinde izleyebiliyor. Neredesiniz, hangi oyunun, hangi atraksiyonun önündesiniz veya sizinle ilgili bazı bilgileri var. Örneğin o gün kızınızın 7. doğum günü ise tam tiyatroya girerken kapıdaki görevli bunu fark ediyor tabletinden ve diyor ki o Sophie hoş geldin 7. doğum günün kutlu olsun gibi. Veya bakıyorlar herkes roller coaster'lara yığılmış, sıra çok fazla ama su parkında hiç sıra yok. Hemen bir anons veya mesaj, su parkındaki sıralar o kadar kısa ki 2 dakikada eğlenceye geçebilirsiniz gibi. Dolayısıyla son derece kişiselleştirilmiş bir hizmet veriliyor. Veya McGraw-Hill dünyanın en büyük ders kitabı üreticilerinden bir tanesi. Özellikle dijital araçları üzerinden öğrencilerin performanslarını izleyebiliyor. Tabii bunlar hep izinli mantıklı oluyor. Bakıyorlar ki John adlı öğrencimiz türev konusunda sürekli testlerde başarısız oluyor. O zaman öğretmenine ve ilgililere bir mesaj gidip John türev konusunda çok iyi performans göstermiyor farkında mısınız deyip John'a da türev konusunda yeni eğitimler ve uygulamalar önerilebiliyor. Veya Nike ayakkabılarına koyduğu bir çiple sizin atletizm performansınızı ölçüyor ve bunu uygulamalar ve topluluklar üzerinden değerlendirerek size özel antrenman programları verebiliyor veya size benzer performansta olanlarla sizi bir araya getirebiliyor. Yani inanılmaz derecede etkileşimli ve inanılmaz derecede öngörüsel bir noktaya doğru gidiyor baktığımızda bu müşteri hizmetleri konsepti. Şimdi gelin makalemizde de tariflenen bir deneyim üzerinden konuşalım. Kahramanımız David. David evde çalışmak durumunda olan biri ve yoğun çıktı alıyor. Bir gün tam önemli bir çıktı setinin ortasında bakıyor ki kartuşu toneri bitmiş. Ne yapıyor? Hayıflanıyor, arabasına biniyor. Uzaktaki elektronik markete gidiyor bir 10-15 dakika araba sürerek. Sonra elektronik marketin rafına bakıyor. Bir sürü toner var. Arıyor, 10 dakika geçiriyor. Kendisininkini buluyor. CK bilmem ne 813J falan. Hepsine tek tek bakıyor. Ondan sonra bir bakıyor ki ihtiyacı olan toner var ama 5'li bir paket halinde satılıyor. Onun 5'li tonere ihtiyacı yok. Tek bir tane almak istiyor. Bunun için gidiyor bir görevli buluyor. Bu yaklaşık 10 dakika sürüyor mağazada. O görevli tam emin olamıyor. Gidiyor müdürünü çağırıyor. Müdürü bir bakayım arkaya diyor. Arkaya gidiyor geliyor. Ya kusura bakmayın açık kalmamış 5'li paket var sadece elimizde diyor. David sıkıla sıkıla 5'li paketi alıyor. Bir ton da para veriyor. Sonra arabasına binip 15 dakika sürüyor. O sırada trafiğe takılıyor. Yarım saate çıkıyor. Eve geliyor, kahrolmuş bir biçimde öf pöf diyerek printine tekrardan başlıyor. Baktığımızda şu anda en klasik, en geleneksel deneyim bu şekilde. Peki bunu nasıl daha iyi aşabiliriz? Nasıl bunu daha öteye çıkarabiliriz? Burada klasik müşteri yolculuğunun aslında 3 aşamasını tarif ediyor makale bize. Bunlardan bir tanesi farkına varma. Yani ihtiyacın müşteri tarafından anlaşılması, farkına varılması, benim böyle bir ihtiyacım oluşmuş noktasına gelmesi. İkinci noktada talep var. Talebin bu fark edilen ihtiyacı karşılamak üzere farklı kanallardan, farklı yapılardan bu talebi oluşturması var müşterinin. Üçüncü tarafta da bu hizmet ve ürün sağlayıcının buna vereceği cevap var. Dolayısıyla aslında o çizdiğimiz hep klasik müşteri yolculuğu yaklaşımı, müşteri deneyimi yaklaşımı bu üç tane maddeden oluşuyor. Peki bu maddeleri mükemmelleştirmek anlamında veya bu cycle'ı en hızlı ve en etkin şekilde kurgulamak anlamında neler yapılabilir? Burada da makalemiz bize 4 tane bağlantılı strateji tanımlıyor. Bunlar talebe cevap verme, özel hazırlanmış teklifler, koçluk tutumu ve otomatik uygulama olarak adlandırılıyor. Şimdi gelin bunların hepsine şöyle kısaca bir bakalım. Bunlar ne ifade ediyor ve nasıl hayata geçiyor? Öncelikle talebe cevap verme bu.
klasiğe en yakın uygulamalardan bir tanesi. Aslında müşterileri istedikleri, talep ettikleri ürün ve hizmeti olabildiğince etkili, olabildiğince hızlı, çabuk sunabilme. Burada ağırlıklı olarak operasyon kası ön plana çıkıyor. Çok hızlı erişim sağlamak gerekiyor. Süreçleri çok kolaylaştırmak, sıkıntıları minimize etmek gerekiyor. Esneklik ve pratiklik gerekiyor. Yani benim böyle bir ihtiyacım varsa buna hemen en kısa sürede gideyim o mağazadan alayım geleyim şeklinde. Veya kontrolü elde tutmayı seven müşteriler için ideal bu. Yani bazıları vardır, en ufak bir şey almak için bile mağazaya gider, bakar, eder. Dolayısıyla onlar için bu hizmeti hızlandırmak çok önemli. Burada müşterileri dinlemek, satın alma sürecini olabildiğince kolaylaştırmak önemli hale geliyor. Özellikle ürün ve hizmet sağlayıcı tarafında. Ve müşteri ne kadar az enerji harcarsam o kadar benim için iyidir bakış açısıyla değerlendiriyor bu hizmetin veya deneyimin kalitesini. Şimdi David'in örneğinden gidersek talebe cevap verme stratejisiyle David'e yaklaştığımızda şöyle bir şey oluyor. David'in mağazaya falan gitmesine gerek kalmıyor. David tonerinin kartuşunun bittiğini fark edince internete giriyor. Bizim sayfamızı yazıyor. Bizim sayfamız çıkıyor. Oradan X marka tonerler diye arıyor. Kendininkini buluyor veya biliyorsa tonerin kodunu yazıyor. Oradan toner karşısına çıkıyor. O araştırmadan sonra satın alma kısmına geçiyor. Muhtemelen kredi kartı vesaire falan filan o bilgiler, lokasyon bilgilerini ya veriyor ya daha önceden alışveriş yapmışsa orada bir şeyler oluyor. Ondan da bir kurye ile evine teslim ediliyor. Daha basit bir süreç. Evden çıkmıyor. Saatlerce trafikte harcamıyor vaktini. Evine kapısına geliyor gibi. İkinci tarafta özel hazırlanmış teklifler var. Özel hazırlanmış tekliflerde özelleştirme kasını devreye sokuyoruz. Müşteri yolculuğunun en erken aşamasında, olabildiğince erken aşamasında yakalamaya çalışıyoruz müşteriyi ve ihtiyacını. Müşteri burada ihtiyacını henüz belirlemiş ama nasıl karşılayacağına karar vermemiş noktada oluyor. Burada kürasyon kası devreye giriyor. Yani müşterinin ihtiyaç duyacağı hizmeti, ürünü ona en uygun koşullarla, en uygun şekilde create etmek, yani onun için hazırlamak o senaryoyu. Müşteri de mutlu oluyor. Bu şirket için de karlı bir şey. Çünkü kimin ne istediğini bilince çok daha hızlı satın almaya dönüştürebiliyorsunuz bu aksiyonları. Özelleştirme çok önemli burada. Kişiselleştirilmiş tavsiye süreçleri çok ön plana çıkıyor. David'in hikayesine bakarsak özel hazırlanmış teklifler açısından, David kartuşunun bittiğini fark edince tekrardan bizim sitemize giriyor. Bizim sitemiz David'i tanıyor. Daha önce yaptığı alımlara bakıyor. Neredeyse 2 ayda bir kartuş toner aldığını site anlıyor ve diyor ki hey David hoş geldin. Sadırım tonerim bitti. Sana her zaman aldığın CX bilmem ne 8YJ marka modelli toneri öneriyorum. Üstelik de %15 indirim var ne dersin diyor. David diyor ki o harika benim tonerim bu. David zaten kredi kartı bilgim ve adresin aşağıdaki gibiydi değil mi? Tek tuşa bas bunu al diyor. Ve David tek tuşa basarak alıyor. Bir önceki deneyime göre arama yapmıyor. Toneri bulmaya çalışmıyor. Sistem David'i tanıdığı için ona özel çözümü hemen anında veriyor. Çok daha hızlı bir sonuç elde edilebiliyor. Koç tutumu, yani karşımızdakini bir koçmuşuz gibi yönlendirebilme noktasında da bir model söz konusu. Burada da müşteriye ihtiyaçlarını proaktif olarak hatırlatma süreci var. Onların belli bir ihtiyacı duymasına gerek kalmadan veya hissetmeden o ihtiyacı bir çözüm geliştirebilme kapasitesi var burada. Bu özellikle tırnak içinde dürtülmek isteyen, yani belli konularda kendisine uyarılar gelmesi, yönlendirilmesi noktasında açık olan müşteriler için çok iyi oluyor. Bazen müşteriler bu rutinlere giremeyebiliyor. Birilerinin onları yine tırnak içinde dürtmesi gerekiyor. Bu model özellikle bu dürtme, nudging konusunda güçlü modellerden bir tanesi. Daha önceki yapılan alışverişlerden veya benzer grupların yaptığı alışverişlerden içgörüler çıkarılabiliyor. Yani müşteri izin vermişse daha önceki alışverişlerinde neler aldığı vesaire gibi bilgiler toplanabiliyor. Veya o müşterinin girdiği segmentteki profildeki diğer müşterilerin genellikle aldığı şeylere bakılıyor ve oradan öneriler çıkarılabiliyor. Buradaki temel kas, temel özellik müşteri ihtiyacını anlamak ve bağlama yönelik onu doğru biçimde paketleyebilmek. Bu da tabii ki veriyi iyi toplamak ve analiz etmek bir oluyor. Koç tutumunda David'in senaryosu nasıl olur ona bir bakalım. Burada muhtemelen David pek fazla devreye girmiyor. Printer kendisi toneri kontrol ediyor bir sensörle ve tonerin azaldığını fark ettiğinde daha önceden kendisine izin vermiş olan David'in
bu verdiği izne dayanarak üreticiye bir mesaj gönderiyor. Diyor ki bilmem kaç numaralı müşterimiz David'in toneri bitmek üzere 50 tane daha baskı yaparsa yapar. Daha sonra üretici bize bir şekilde mesajla, e-mail'la veya bir push notification'la diyor ki ey David, tonerin bitmek üzere, farkında mısın? Bak işin kesilebilir. CXJ bilmem ne 8AJ konulu modelli daha doğrusu tonerini sana gönderiyoruz. Onaylıyor musun? Siz onaylıyorum diyorsunuz. Aa harika diyorsunuz ya, sistem bak algıladı, süper. Bu arada sistem sizi koç olarak yönlendirecek ya, şunu diyor. Bak David, bu toneri gelmeden önce ben olsam şu senin printer'ı bir temizlerdim. Şunun bir kafa temizliğini yapardım. Bunun için de şu aşağıdaki iki tuşa şu kadar saniye bastığında bu yazıcı kendi kendini temizler. Böylelikle de toner geldiğinde onu takarsın ve maksimum performans alırsın gibi hemen seni başka bir ihtiyaca yönlendiriyor. Aa diyorsunuz, harikaymış ya, hemen bu temizliği de yapayım. Zaten bilgiler falan sistemde olduğu için de bakıyorsunuz 3-5 saat içinde toner kapınıza gelmiş oluyor. Dördüncü ve son yaklaşımımız otomatik uygulama. Burada artık müşterinin dahli bile gerekmiyor, müşterinin haberi bile olması gerekmiyor olan süreçlerden. Müşteri daha ihtiyacı hissetmeden, anlamadan, fark etmeden süreç devreye girip o ihtiyacı oluşmadan karşılıyor. Bunun için müşterinin bir kez yetkilendirme yapması yeterli oluyor. Yani sisteme izin vermesi yeterli oluyor. Özellikle veri paylaşımında sakınca görmeyen ve ne diyelim kolaylığı, hızlılığı çok önemseyen müşterilerde bu sistem çok iyi çalışıyor. Burada David'in senaryosu nasıl gerçekleşiyor? David printer alırken veya aldığı printer'ı ilk kez internet üzerinden register ederken bir onay veriyor. Diyor ki ben otomatik toner yenileme sistemine dahil olmak istiyorum. Bu onayı verdikten sonra artık sistem printer'la sürekli konuşma halinde oluyor. Ve biraz evvelki senaryoya benzer biçimde printer kartuş bitmeye yüz tuttuğunda otomatik olarak sipariş ediyor ve kapınıza o toner geliyor. Peki bir önceki senaryoyla farkı ne? Bir önceki senaryoda yine David'in bir sürekli onayı gerekiyordu. Yani her printer kartuşu bitmeye yaklaştığını hissettiğinde üreticiye mesaj gönderiyordu. Üretici bize soruyordu. Biz onaylıyorduk. Öyle geliyordu. Burada o da yok. Biz aradan çıkmışız. Bir defa onayı veriyoruz ve artık bundan sonra bir gün otururken, gazetemizi okurken dın kapı çalıyor. Açıyoruz. Toner gelmiş. Hiç farkında bile bir değiliz. O siparişin verildiğini, bizim tonerin bitmek noktasında olduğunu, tamamen otomatize bir süreç devam ediyor. Dolayısıyla bu dört strateji bize müşteriyle bağlantılı yaklaşımlar, bağlantılı stratejiler kurma konusunda ciddi bir kaldıraç sağlıyor. Şöyle çok basitçe hatırlarsak talebe cevap verme, oluşan talebi karşılamayı mümkün olduğunca hızlı yapmaktı. Bunun güzel örnekleri Uber ve Amazon'un One Click stratejisi. Uber anında kapınızda aracı hazır etmeye çalışıyor. Amazon'da da seçtiğiniz bir ürünü sadece tek bir tuşa basarak pıt diye alabiliyorsunuz. Bunlar hızlı cevap vermeye yönelik yaklaşımlar. İkinci tarafta özel hazırlanmış teklifler vardı. Bu da size aslında geçmişteki yaklaşımlarınıza benzer şekilde öneriler getirmek. Netflix bu konudaki güzel örneklerden bir tanesi. Siz sürekli korku dizileri, filmleri izliyorsanız bir süre sonra algoritma size en doğru önerileri getirmeye başlıyor. Koç tutumunda sizi ihtiyaç henüz oluşmaya başlarken ve hatta oluşmamışken yakalamak ve belli noktalara doğru yönlendirmek yaklaşımı var. Burada da Nike'ın biraz evvel bahsettiğimiz çipli stratejisi ön plana çıkıyor. Bakıyor ki siz gitgide daha az koşuyorsunuz, daha az hareket ediyorsunuz ve sistem sizin bazı fiziksel sıkıntılar çekebileceğinizi öngörüp ya bak birazcık daha koşman, birazcık daha yürümen lazım, senin mahallendeki XYZ bak şu kadar yürüyor gibi önerilerle gelip sizi belli bir noktaya doğru yönlendirmeyi deneyebiliyor. Son noktada da otomatik uygulama var. Burada da artık siz tamamen sürecin dışına çıkıyorsunuz. Verdiğiniz bir izinle sistem sizin adınıza ihtiyacı karşılıyor. HP'nin Instant Ink diye bir uygulaması var. Tamamen bu kartuş örneğinin birebir uygulaması. Kartuş otomatikman kapınıza sizin haberiniz olmadan ilk aldığınızda verdiğiniz izin çerçevesinde gelebiliyor. Burada bir dördüncü faktör artık devreye giriyor bağlantılı stratejilerle birlikte. Klasik müşteri yolculuğunda farkına varma, talep ve cevap vardı. Bundan sonra bir de tekrarlama. Yani mümkün olduğunca bu süreci bir loop haline getirip, bir çevrim haline getirip olabildiğince mükemmelleştirme, özelleştirme ve buradan gelen bilgilerle yeni kürasyonlar yapabilme becerisi de ön plana çıkıyor. Evet, bağlantılı stratejiler konusunu şöyle kısaca bir özetlememiz gerekirse,
Şirketler bugüne kadar müşteri ihtiyaçlarını karşılarken genellikle o ihtiyacın oluşmasını ve müşterinin kendilerine gelmesini ve sonra hizmeti mükemmelleştirmeyi önceliyorlardı. Son 10 yılda bu ciddi biçimde değişmeye başladı. Artık müşterilerle sürekli bir bağlantı kurmak ve bu bağlantı üzerinden özelleştirilmiş teklifler geliştirmek, hatta mümkünse müşteriyi karar verme sürecinin dışarısına çıkarmak yaklaşımı ön plana çıkıyor. Bu konuda da 4 tane farklı stratejinin üzerinden geçtik bugün. Bunları farklı boyutlarda, farklı bağlamlarda uygulayan şirketler gerçekten müşteri tatmini anlamında ve kazanç anlamında çok ciddi kaldıraçlar oluşturabiliyorlar. Gerçekten müşterilerle bağlantılı dünyada oluşturulabilecek stratejiler çok önemli ve bunları farklı noktalarda, farklı bağlamlarda nasıl kategorize edeceğimize dair çok enteresan bir makaleydi. Umarım sizin için de keyifli ve ilhamlı olmuştur. Çok teşekkür ederim efendim.